İşim yoğun olduğu için üstümü değişmedim. Biraz sonra değiştireceğim. Şimdi ne yapacağım? Pırasa çekeceğim. Pırasa sağ olsun arkadaşımız doğru da buraya gönderdi. Mutlak surette bu videoyu izleyin. Pırasa'da olması gereken neyse, püf noktaları neyse onları göstereceğim. Şimdi ocağımızın başına geçiyoruz. Önce sıvı yağımızı atıyoruz. Soğanımız. Soğanla beraber havucumuzu atıyoruz. Tabii bu pırasada en çok kuru söylüyorlar. Diyorlar ki usta, pırasaya soğan katılmaz. Pırasada zaten soğan girilerden. O sizin kendi tercihiniz olsun. Bana göre güzel bir yemek yapmak istiyorsan, lezzetli bir yemek yapmak istiyorsan, onun lezzeti ayrı, onun yeri ayrı, pırasanın yeri ayrı, pırasanın lezzeti ayrı. Şimdi ne yapacağız? Soğanla havucumuzu karamelize olacak dereceye kadar kavuracağız. Havuçlarımız kavruldu. Neden? Karamelize olmadı ama rengini atış şekilde arkadaşımız göstersin. Görüyor musun? Şimdi ne yapacağım? Şurayı gösterin arkadaşım. Kardeşim diyeyim daha doğrusu. Pırasamızı arkadaş doğru da gönderdi bana sağ olsun. Ilık suyun içine bastım. Niye ılık suyun içine bastım? Pırasamız acı suyunu atsın. Kendindeki acılığı atsın diye ılık suyun içine bastım. Bir 15 dakikadır beklettim. Şimdi ne yapacağım? Pırasamı ilave edeceğim. Şimdi arkadaşlar pırasamızı ilave ettik. Kardeş bana döner misin? Pırasada kesinlikle limon kullanmamız gerekiyor. Ama limonu ne zaman kullanacağız? En son kullanacağız. Sebebi şu, limon pırasayı sertleştirir. Bir saatte pişecekse, iki saatte pişer. Ne kadar pişirsen pişir, o pırasadaki hırklığı alamazsın. Şimdi ne yapacağız? Hiç su katmadan bunu pişme kıvamına kadar kavuracağız. Sürekli kavuracağız ki pırasaya salça ilave ettikten sonra daha bir daha o pırasayı pişiremeyiz. Pırasa kavura kavura piştikten sonra salçasını ve diğer malzemelerini katacağız. Ne dedik? Pırasayı kavuruyoruz dedik. Şimdi kapağını açalım. Şu şekilde bakalım. Çok fazla dağıtmadan bunu kendi suyuyla pişirmeye çalışacağız. Şimdi çalışırken şunu söyleyeyim. Diyelim ki suyu yeterli olmadı. Pırasa pişmedi, sert. Kesinlikle salça vermiyoruz. Ne yapıyoruz? Az bir oranda ılık su veriyoruz. O ılık suyu çekene kadar, pırasa pişene kadar salçayı vermeyeceğiz. Piştikten sonra, suyunu çektikten sonra salçasını vereceğiz. Yani 15 dakikalık pırasanın 3 saatlik, işte 2 saatlik pişme süresini uzatmayacağız. Salçayı verdikten sonra uzatsak bile zaten istediğimiz lezzetli, yumuşaklı pırasa yapamaz. Ne diyoruz? Pişiremediysek, kavururken pişmediyse az bir oranda sıcak su vereceğiz. Arkadaşlar ne yaptık? Pırasamızı suyunu çektirene kadar kavurduk. Daha önce de söylediğim gibi eğer pırasanız pişmeyecek olursa ara ara lütfen su ilave edin. Suyu ilave ettikten sonra suyunu çekene kadar yani pırasanız pişene kadar bekleyin. Şimdi şu şekilde pırasayı alın. Bir tanesinin tadına bakın. Eğer istediğiniz yumuşaklığa geldiyse, istediğiniz lezzete geldiyse hemen ne yapıyorsunuz? Pırasanın ortasını şöyle açıyorsunuz. Bu tarif 5 kişilik. Yarım yemek kaşığı salça veriyoruz. Fazla değil. Hemen domatesimizi de atıyoruz oraya. Şimdi özellikle ortasına salça yaptım. Pırasalar dağılıp şekli bozulmasın diye salçanın üzerine de domatesini attım. Domatese salçayı her tarafına değdirdim. Değdirmemin sebebi şu. Bunun içerisinde bir salçayı uzun süreli kavuracağız. Ne kadar kavursak kavuralım. Birincisi domatese hiçbir şey olmayacak. Aynı kırmızılığını koruyacak. Salçamızı o kadar çok kavuracağız ki. Sebebi şu. Hazır salça olduğundan dolayı midede ekşime yapmasın. Hazır salça kıvamından ev salçası kıvamına gelene kadar. Şimdi ne yapacağız? Kapağı kapatacağız. Salçamızın iyice içinde bir olgunlaşmasını, kavrulmasını bekleyeceğiz. Şimdi tenceremizin kapağını açalım. Şu şekilde ben göstereyim size. İşte salçamızı görüyorsunuz. Dibinde 1 gram su kalmadı. Hepsini çekti. Yani ne diyeyim? Salçayı olgunlaştırdık. Çiğ bırakmadık. İyice kavurduk. Şimdi hemen suyunu ilave ediyoruz.
Şimdi kaynamaya başlayınca salça her tarafına dağılacak. Burada neyimiz var? Karabiber, pul biber, tuzumuz var. Onu atıyoruz. Bir yemek kaşığı kadar da pirinç atıyorum. Bir saniye. Bir yemek kaşığı kadar da pirinç attım. Pirinci şöyle düşünelim. Aynı pilav yaparken nasıl demleniyorsa o şekilde yemeğimiz demlenirken pirincimiz de içinde ne yapacak? Olacak. Aynı pilav gibi olacak. Tabi bu tamamen sizin tercihinize kalmış. İsterseniz bulgur da ilave edersiniz. Şöyle az bir su daha vereyim ben pirince göre. Arkadaşlar limonunu en son sıkacağım. O sertleştirme sebebinden dolayı. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Yemeğimizi bir 10 dakika bu şekilde altı kısık ateşte dinlendireceğiz. Yapıyoruz, kapağımızı açıyoruz. Şu şekilde ben göstereyim. Daha önce de bahsetmiştim ya. Neyden? Salçanın koruma özelliğinden dolayı. Dediğim gibi bu domatesler içinde bir saatte pişse ne bu rengini kaybeder, ne canlılığını, ne de içine dağılma yapar. Hemen domatesleri bu şekilde bırakıyoruz. Ne yapıyoruz? Limonunu sıkıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Ocağımızın altını kapatacağız. Ustacığım bana dön. Şimdi arkadaşlar ocağımızın altını kapatacağız. Bu yemeği ortalama 10 dakika dinlendireceğim. Ondan sonra servise geçeceğiz. Eğer sizin böyle dinlendirme gibi zamanınız, şansınız yoksa pirinci salçadan önce atabilirsiniz. Sadece onu söylemek istedim. Ne yapalım? Sonunda görüşelim. İnşallah sizin için bilgilendirici bir video olmuştur. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Şimdi ne yapıyoruz? Sunuma geçiyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi bak görüyorsunuz pırasalarda en ufak bir dağılma yok. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.